Enerji veren buzlu bir harika bir çayımız var. Onunla devam edelim, edelim mi? Edelim tabii ki. Şimdi yaz aylarında özellikle şu aşırı sıcakta e, şöyle bir şey oluyor. Ferah, ferah. O saç ve kaşları diyor ya kaş ve kirpikleri olacak. Onu bir düzeltelim. Tamam. Kaş, ki. evet. kaş ve Tabii ki hemen düzeltelim. Kaş ve kirpikleri için. Şimdi e, şöyle yazın bir halsizlik oluyor. <laughs> Sıvı kaybına bağlı. Biz hala öğretemedik ki su içmeyi. Lıkır lıkır kurbağa gibi su için lütfen. Su çok büyük bir ihtiyaç ama sadece su. Sıvı ihtiyacımızı karşılıyor ben ama suyun sen. vücutta tutması için <laughs> e, iyon ve mineral de almamız lazım. Yani maden suyu da için. Hı hı. Günde iki şişe aşırı terleyenler, spor yapanlar üç şişe maden suyu da içsin diyorum. Şimdi bunun e, karışımı şöyle yapacağız. Şunu biraz geriye çekebilir miyim? Tabii tabii miyim? istediğiniz gibi tamam. kullanın hocam. Şimdi e, nerede yapacağız gösterecek miyiz? O tabii. zaman şöyle bu e, şu bizim meşhur kiraz sapı hı hı. veya vişne sapı şöyle ben iri bir tutam. Bunu aşağı yukarı bir buçuk litre su için aklınızda olsun inanılmaz sağlıklı, kilo almayı önleyen, ödem çözen, serinleten, enerji veren, şahane, ucuz, basit bir buzlu çay tarifi. Baya şöyle bir iki tutam kadar kiraz sapı atıyoruz bir. Sıcak suyla mı hocam? Sonra kaynar suyla. Tamam. Ama şeyse önemli. Yo, yo, Sonra yeşil kılı, çay. Isıtmışlar. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar da yeşil çay. Bildiğimiz basit her yerde satılan yeşil çay. iki tatlı kaşığı kadar. Sonra... Roybos sizin burada yabancı olduğunuz tek şey yeşil çayı biliyorsunuz Yasemin koyacağız onu biliyorsunuz ama Roybos önemli Roybos Almanlar çok içerler. Hocam Türkçe adı kırmızı çalıymış onun. Kırmızı çalı doğru ama bu Roybos hani genelde aktarlarda da Roybos diye biliniyor. <laughs> evet. Roybos'un özelliği enerji verir güçlendirir kuvvetlendirir ve böyle ekşi mayhoş ve bol C vitamini bir tadı vardır. Ondan da aşağı yukarı iki tatlı kaşığı kadar da ben göz kararı koyuyorum. Evet. Roybos'tan koyuyoruz. Bir de Yasemin yazın çok iyidir. Bakın Yasemin çayı serinletir. Ağız kokularını önler. Hazmettirir. E, ferahlık verir. Yasemin müthiş bir çaydır. Bak mis gibi de kokuyor dikkat edersen. Çaya şahane bir tat katar. Ondan da yine iki tatlı kaşığı kadar da Yasemin koyduk. Şimdi e, bu arada... Serinlik ve ferahlık vermesi için içerken nane koyacağız içine ama biraz aromasını versin diye az bir parça naneyi attım. Hı hı. Ve de tarçın. Şöyle içerisine bu ir, e, bayağı kalın bir tarçın olduğu için sadece bir taneyi kırarak küçükse iki hı hı. tane tarçını koyduk. E, suyu koyuyoruz üzerine kaynar suyu. Sonra mutlaka bu aromatik bitkilerin iyi demlenmesi için üstünü kapamamız lazım hı hı. bir tane yani bunu mutlaka kapatın. Çok uzun boylu bir işleme gerek yok. Aslında çok basit. Bu yaklaşık bir 7-8 dakikada demleniyor. Fakat biz burada biraz daha çabuk yapacağız bunu. çünkü Hemen hani göstermek verdi. için. Royboslar Roybos muhteşemdir. Hı hı. Gerçekten muhteşemdir Roybos. Böyle ekşi, mayhoş bir tat verir. Almanya'da yaşayanlar bilir. Almanlar çok içer. Enerji verir. Vücuttan toksin atar. C vitamini içerir. Yani müthiş bir şeydir. Böyle Ekşi mayhoz şahane bir tat verecek buna roibos. Biz şimdi zaman dar olduğu için şöyle bir çalkalayacağım. Bir Hı -hı. süzerek bunu bir şey tamam. bardağa koyma şansımız varsa. Tamam. Bardak koyma biraz Aynen. desenli iyice görelim hocam şuradan. Bu buzlu çay. Bu arada bu demlenirken iki cümle ben de hacamatla ilgili söylemek tabii, istiyorum. Tabii ki. Benden sonra çok kıymetli bir meslektaşım gelecek Aha. Mustafa Erasla. Ee, o çok da güzel doğruları bahsedecek. Biz de 2-3 senedir yapıyoruz hacamatı gerçekten de yaptırıyorsunuz. ben kendime de yaptırıyorum yılda Biliyorum iki defa evet, yılda iki defa kendime de yaptırıyorum hacamat <laughs> da benim... stüdyoda var. evet, arada, evet. benim iyi dinlemelerini öneriyorum Hı -hı. Mustafa Eraslanı doktor beyi çünkü gerçekten bir mucize binlerce hastama yaptık yani migren Hı -hı. baş ağrısı ödem egzama yorgunluk kulunç birçok ve ağır metallerin temizlenmesini bahsedecektir Mustafa Bey biz inanılmaz memnunuz ama o, bu konuda bir uyarı lazım. Eskiden tezgah altı yapılıyordu. Tabii Artık yani. Sağlık Bakanlığı Aha. çok sıkı bir kanunla sadece bu konuda doktorların da değil, bu konuda eğitim almış Kupa ve hacamat e, sertifikası almış doktorların hı -hı, yapabileceğini hı -hı. söylüyor. O çok önemli bir ayrıntı. Tabii hocam da mutlaka evet. altını çizmesidir. Şimdi e, çok, çok önemli, ha. ısrarla iyi dinlemelerini öneririm hacamatı. Hı -hı, ben hı -hı. inanılmaz hı -hı. iyi sonuçlar aldım. Çok faydalı bir şey. Hı -hı. Şimdi bunu süz şöyle koyacağız o zaman, süzemeyeceğiz hı -hı. galiba, değil mi? Süzgeçli. Bardağımız var mı şurada? <laughs> Varsa. Aslında böyle de koyabiliriz Aha. belki. Bu Şöyle. şimdi 7-8 dakikada aromasını veriyor aslında. Şuradan Yalnız istersen... bayağı sıcak. E, ne dikkat edelim. Şöyle, hocam. Şöyle koyup böyle mi koyacağız? Söz geçinden tamam. bir yandan geçsin e şimdi isterseniz. Bunun içerisinde neler vardı? Enerji veren, zayıflatan, ödem çözen şifalı bitki çayı. İçerisinde Hı -hı. tek yabancı olduğunuz Roybos aktarlarda bol ve ucuz bulabiliyorsunuz. Hı -hı. E, bunu yaptınız. Sıcak da içebilirsiniz. Hani ben sıcak içmek ama bu sıcaklı buradaki esas amacımız bir buzlu çay yapmak. Biraz da Bunun içerisine diye, şeker değil mi? koymuyoruz. Ne koyabilirsiniz? Biraz kavun atabilirsiniz. Hı hı. Biraz karpuz atabilirsiniz. Biraz şeftali koyabilirsiniz. Yani bunu o tatlı tadını meyvelerle verin. Hı hı. Veya hayır illa ben biraz tatlı istiyorum dersiniz. Biraz hurma şurubu veya biraz pekmez veya biraz bal soğuduktan sonra. Hı hı hı. Bunu içerken içerisine mutlaka biraz taze nane ve bir dilim limon rica edebilir miyim? Tabii mi? ki. Ben hemen keseyim. Evet. İnce bir dilimde limon Aha. koyuyoruz. Böyle içerisine biraz taze nane koyun. Nane çarpıntıyı önler, serinletir, ferahlık verir ve e, vücudunu sıkıntısını, sıcakların verdiği sıkıntı, çarpıntı, gerginliği alır, ferahlık verir ve soğutucu etkisi vardır. Hatta biraz naneyi şöyle elinizle ezin, ezin. Koklayın. Nilüfer bak çok da güzel bir bir koklar mısın? Böyle oh, insanın mis. içine bir ferahlık gelmiyor. <laughs> mu? Evet. Öyle. Böyle sıkıştınız, biraz nane üzerine limon sıkın, ezin, koklayın veya suyun içerisine biraz nane limon koyun hemen bir ferahlık verir. Hı hı. Zaten Şimdi, bulantıya, migrene aynen. bile onlara da iyi geliyor. İşte ya. bunu ne yapıyorsunuz? Hı. Bunu eğer çok terlediyseniz, bu buzluç içerisine tabii ki bolca buzu attınız, hı hı. nane ve limonlu koydunuz. Soğuk soğuk mis gibi içiyorsunuz. İlla tatlı olsun istiyorsanız soğukken biraz bal veya biraz pekmez veya biraz Anladım. hurma şurubu koyabilirsiniz. Sonra bunu çok terleyenler, hı hı. çok spor yapanlar o zaman onlar da bunu şöyle kullansınlar. Bir, bire bir ölçüde maden suyu koysunlar. Hatta çocuklara gazoz diye kandırıyoruz bazen. Ha. bayağı bunu böyle alın. Birazcık içerisine bal karıştırın tatlı olsun maden suyunu dökün Oo, şahane bak gazoz yaptım Bazı diye koyabilirsiniz. Bazı çocuklar çok soğuk çay bağımlısılar ya hocam i̇şte mesela harika. onlar için de değil mi? Harika. Hele dediğiniz gibi şekerlendirdiğiniz zaman çok ayırt edilmeyeceğini Tabii. de düşünüyorum. Ama beyaz şeker hele mısır şurubu asla koymuyoruz. Hı -hı. Hurma şurubu gibi glisemik indeksi Hı -hı. daha düşük olan ve sakkoroz olmayan veya bal veya pekmez gibi doğal tatlandırıcıdan biraz koyabilirsiniz Hı -hı. ve ona da böyle çocuğun gözü önünde bir de maden suyu döktüğünüz köprü o şahane gazoz oldu diye en azından alkali bir içecek asidik değil Aha. çok önemli çünkü modern beslenme çok asidik.